Hediye almak, hediye seçmek çok zor bir şeydir aslında değerli seyircilerimiz ama şimdi götüreceğimiz merkezde her şey çok kolay. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün İstanbul Bağcılar İstoş'tayız. Ve her zaman olduğu gibi sektörün öncü firmalarından birine Cemre Hediyelik Eşya'ya konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Mesut Uyanık bulunmakta. Bakalım bizlere neler anlatacak. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Mesut Bey, değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyoruz. Mesut Uyanık kimdir? Mesut Uyanık, 1974 Aydın Nazilli doğumlu. İlk orta liseyi orada bitirip İstanbul Üniversitesi için gelip üniversite sonrasında çalıştığı bir işten sonra bir sene çalışıp kendi işini kuran bir iş adamı artık. İnsandır diyelim. Evet ve uzun yıllardan beri bu sektördesiniz. Yaklaşık 17-18 yıldır bu sektördeyim. Çok kısa bir eleman olarak bir yerde çalıştıktan sonra kendi işinizi yapmaya başladınız. O günden bugüne de devam ediyorsunuz. Aynen öyle devam ediyorum. Peki hemen sormak istiyorum. Bu yılların başarısını neye borçlusunuz? Benim prensip olarak bir 3K prensibim var. Firmanın kalitesi 1K, 2K malın kalitesi, 3K'da müşterimizin kalitesi. Bu 3K birleştikten sonra başarılı olmamanın imkanı yok yani. Bu 3K'yı iyi bir şekilde organize edip ekibinle, müşterinle, her şeyiyle belli bir seviyeye getirdiğin andan itibaren iş zaten senden çıkıp rayına giriyor. Evet. Peki biraz neler yaptığımızı konuşalım mı, anlatalım mı değerli izleyicilerimize? Tamam. Cemre Hediyelik Eşya neler yapıyor? Cemre Hediyelik Eşya genelde ihracat ağırlıklı çalışan bir firma. Amacım şu, en son Çin'e gittiğimde bazı malların bizim ülkemizdeki bizim insanlarımız tarafından daha iyi yapılabileceğini düşünmüştüm. Ondan sonra da oradaki sistemi araştırıp burada uygulamasına geçtim. Şu anda ciddi bir atölye toplamımızla beraber yerli, bize ait, bizden şeylerle, bizden renklerle bu işe devam etmekteyiz. Ve birçok atölyeyle birlikte çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Hepsiyle beraber yolda gidiyoruz. Üretici firmasınız zaten. Aynen öyle. Neler üretiyoruz peki? Hediyelik eşya deyince akla çok fazla ürün grubu geliyor. Şöyle, hediyelik eşyada çok ciddi bir portföy var. Bizim alan grubumuz genelde polyester ağırlıklı. Yani ayetten, saate, salon takımından, aynalara, küçük objelerden, duvar süslerine kadar birçok ürün grubunu Çin'den kurtarıp bizim insanımızla çok daha iyi kalite yapıp biz ihracat yapma hedefimizle bu işe başladık. Şu anda gayet de başarılı bir şekilde gidiyoruz yani. Şimdi tercih edilme sebeplerinizi açacağız, izleyicilerimize paylaşacağız. 3K prensibiyle devam et. Öyle başladım, öyle devam ediyorum dediniz. Tamam. Tabii ki bu başarı öyküsü. Onun dışında sektör çok geniş. Çok fazla bu sektörde firma görebiliyoruz. Dünden bugüne bakıldığı zaman irili ufaklı, sürekli kendini de geliştiren bir sektör içerisindeyiz. Sizin onlardan farkınız nedir? Neden Cemre Hediyelik Eşya? Bir kere müşteri portföyümdeki insanları kazanmam yıllar alır. Bunlara da hiçbir şekilde çok basit sebeplerden dolayı kaybetmem. Malımın kalitesine, arka hizmetine, kırık çıkık mesela müşteri kırık dedi. Ne güzel diyorum, yenisini gönderirim. Çünkü onu kazanmam yıllar alıyor. Bir tane mal için onu kaybetmek hiç işime gelmez. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz devam edecek. İstanbul Bağcılar İstoş'ta ve sektörün öncü firmalarından biri Cemre Hediyelik Eşya'dan sizlere seslendiğimizi söylemiştik. Şimdi merkez yollarındayız.